Yalnız ben kardeş isterim oğluma, onu baştan bir söyleyeyim sana hayatım. Ya benim gibi olmasın. Yani tek çocuk büyümesin, ben öyle büyüdüm ya. Kardeşleri olsun, annesi gibi. Birkaç kardeşi daha olsun, öyle büyüsün istiyorum. Acaba şimdi elimizdekini mi evriltsek Onur? İkinciyi sonra mı düşünsek? Aşkım ben sana baştan söyleyeyim de hazırlığını yap. Çünkü baba çok böyle kalabalık, geniş bir aile istiyor değil mi babacığım? Bak, bak bak, göz kırptı, göz kırptı. Tamam, düşünelim. Mesela bir tane kız çocuğumuz olsa, öyle hem tatlı olsa hem huysuz olsa, hem kıskanç olsa ama tatlı olsa, yani tıpkı annesi gibi olsa. Ha, ben anladım, sen sürekli ağzıma bal çalıyorsun, sonra kaşıkla geri alıyorsun. Allah'tan bebeğimiz çok küçük de söylediklerini duymuyor. Yoksa sana çok kızardım Onur. Hayatım kız, sen kızınca çok daha tatlı oluyorsun ki. Aa, bak, kıskançlığı demek ki annesine çekti. İki saniye bile paylaşamıyor tabii beni. Ya sen kıskandın mı? Aa, sabah sabah kim geldi acaba? Ne geldi ki acaba? Ne geldi dediğine göre biliyorsun. Belki de. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım mı? Nasıl yani, sormayacak mısın? Onur kim geldi, ne getirdi demeyecek misin? Dürtmeyecek misin beni, böyle zorlamayacak mısın? Yok, ters psikoloji yapıyorum. Belki merdivende dayanamayıp söylersin diye. Hadi. Gel. Sen çocuğu doğurunca bir değiştin. Aa, gel. Buyurun. Pardon, Onur Sarıhanlı Evim Bey. Evet, doğrudur. Kendisinin bir çocuk odası siparişi vardı da. Aa, öyle mi? Müsaadenizle. Tamam. Lale! Geç geç. Lale, Onur! Buyurun, buyurun. Doğru mu bu? Doğru anneciğim. Ay. Aa! Ay, inanmıyorum. Bugün o çok beğendiğin oda var ya, onun siparişini verdim ama sana söylemedim. Sürpriz. İyi ki vermişsin. Çok sevindim. Ay ben de dedim, ne ara yapacaklar çocuğu. Ay Onur'u. Sağ ol. Ay Emir'in kıyafetleri yerleştirmek için sabırsızlanıyorum. O zaman ben de işe biraz geç giderim. Size yardım ederim. Dümdüz karşıya. Tamam. Değil mi çocuğum? Evet, sağdan. Güzel oldu. İyi, evet. Güzel oldu. Ay pardon. Gel anne, gel. Gel anneciğim. Ay çok güzel ama. Çok güzel değil mi? Evet. Anneciğim beğenmenize sevindim. Annem de inşallah beğenir artık. Yani. Yani beğenmese de sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Bir de... Evet. Bizim beğenmemiz burada önemli olan, öyle değil mi öyle? Aynen. Biz de Emir'in eşyalarını yerleştirelim. Tamam, kahvaltı da bende. Tamam, size harika bir kahvaltı hazırlıyorum. Şerefek. Nasıl mutlu oldular. Çok şükür.
Onur çok güzel oldu ya. Bence de hayatım. Şimdi Emir bu odada büyüyecek. Eşyalarını böyle toplayacak. Uyuyacak, ders çalışacak. Evet, sonra büyüyecek, koca adam olacak. Bizi odasına almayacak falan. Böyle ergen tribine girecek, aşık olacak sevgilisiyle. Ben duymayayım diye şu köşelerde telefonla konuşacak. Yalnız var ya, olayı nasıl sevgiliye getirdin? Bir anda. Vallahi oğluma da rahatça anlaşıldı. Kusura bakmasın Emir Bey, vallahi. Takipteyim. Eyvah eyvah. Yalnız aşkım fazla baskı isyan ettirir, söyleyeyim yani. Takipteyim yani, gözüm üstünde. Yani sen şu an böyle diyorsun ama... Emir büyüdüğü zaman sen çok anlayışlı bir anne olacaksın, ben biliyorum. Ay, olur muyum acaba ya? Her şey nasıl olur? Anne. Anne, ne yapıyorsun ya? Ay, bir şey yapmıyorum evladım, öyle geldim oturayım dedim. Anne, 10 dakika oldu okuldan gelelim. Bir huzur ver ya. Tamam, ben sana huzur veririm de şey diyeceğim. Yemek hazırladım ben sana. Ne yaptım? Brokoli çorbası yaptım çocuğuma. Ben tokum, anne yemeyeceğim. Ne yedin ki okulda? Arkadaşlarımla hamburger yedim anne. Hamburger mi yedin? Çocuğum, yanında ne içtin? Kola deme. Vallahi kola deme bana. Ben sana gözüm gibi bakıyorum evladım. Sen gidip böyle gazlı gazlı şeyler mi içiyorsun? Ayran de mesela. Ayran içtim de. Süt içtim anne, tamam mı? Günlük süt. Ayran da olabilirdi aslında. Ay, ben seni gözlerini yerim. Anne, saçıma dokunma ya. Ah, benim babası gibi çalışkan oğlum. Aferin benim çocuğuma. Bitirdin mi ödevlerini? Bitti anne, test çözüyorum, soru sorudayım. Aferin. Ama ben meyveleri getirdim sana test için, yardımcı olsun diye. Önce onları yiyecektin, sonra testi çözecektin oğlum. Balık hapını da içmedin zaten. Anne, testim de bitti, uyuyacağım artık. Ha, uyuyacağım o zaman, ben sana güzel böyle ballı bir süt hazırlayayım o zaman. Anne, ballı süt ne ya? Yeter, bir huzur ver, istemiyorum artık. Oğlum, ne oluyor? Niye bağırıyorsun annene? Ya baba, her şey bir karışıyor ya. Ama anneyle öyle konuşulmazdı yani. Değil mi? Babama kapıyı çalmadan odama giriyor. Bebekmişim gibi davranıyor. Sürekli gözü üstümde, odamı karıştırıyor. Hep takipte ya. Of anne. Kimse beni anlamıyor. Benim güzel çocuğum, en çok ben seni anlıyorum ama. Aşkım, biraz çocuğu rahat bıraksan, biraz nefes alırsan. Yani tamam, takip etme demiyorum, peşini bırak demiyorum ama yani yaparken belli etme ne yapacağını. Sürekli başında böyle böyle. Kız olsaydı görürdüm ben seni ama. Tamam hayatım, sustum. Haklısın, bir şey demiyorum. Hadi bakalım, şu ödevlerini ne yaptı bu? Neye bakıyorsun aşkım yine? 2, 15. Yanlış. Bunun cevabı yanlış. Bu doğru değil. Haydi. Vallahi bunu hemen müdahale etmemiz lazım. Bunu düzeltmeliyiz. Aşkım tamam, bu yanlış ama 9 tanesi doğru 10 sorudan. Ya, bir şey diyeceğim. Sen şey yap. Git. Git televizyonun üstüne yat. Ben bu gece buradayım. Bir test çözeceğim. Aşkım. Daldın. Ay yok ya, bu çocuk büyüyünce böyle bana bağırıp bağırıp kapıları çarparsa ben ne yapacağım? Aşkım tamam, sorun yok, kapının altına o kapı stoperleri var ya, onlardan koyarız, çarpamaz. Çok komik olur. Ya tamam hayatım, bak şimdi Emir şu an bebek. Biz biraz onun tadını çıkaralım. Emir şu an konuşamıyor. Emir derdini anlatamıyor. Tamam mı? Her şey şu an senin ellerinde. Sen yönlendiriyorsun yani Emir'i. Evet, her şey benim elimde. O yüzden Junior Lale yapacağım onu. Ha, işte Junior Lale olmuyor o. Şimdi Emir olunca hani olsa olsa o Junior Onur olur o. Anladın mı? Ya ben bir kadın kadar anlayışlı olması için söylüyorum. Erkek de anlayışlı oluyor. Kadın kadar olamaz. Bakacağız. Çocuklar. Ay çok güzel olmuş çocuklar. Ay, ellerinize sağlık. Hep böyle mutlu olun ne olur. Ay, harika olmuş. Hadi, kahvaltı hazır. Bak, senin için de sütlü bir şeyler hazırladım yani, tamam mı? Tadı çok güzel olmayabilir ama çok besleyici. Sakın içmem de. İçmez olur muyum ya? Hadi yürü içelim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalı.